Alabiliyorlar, çekecekler. Çıkıyor meydana. Çıkıyorlar. Böyle azar azar çıkıyor. Çıkıyor. Bak. Gördün mü? Böyle çıkıyor. Şimdi tüyü vermiş mi? Kadro mu değil mi? Kadro yok. Yok kadro son şey. Kadro alır mı? Meyhazer markamız adı altında dünyada bir ilk olan kuşburnu reçelini, meyve tanecikli kuşburnu reçelini üretmeye başladık. Bu tabii ki çok zor bir süreç. Mevsimsel olarak kuru kuşburnudan şu anda üretmekteyiz. Kuru kuşburnu önce seçilerek, yani bozuk olanlar siyah ya da sarımtırak olanlar temizlenir. Makineden kırılarak elenir. Ve ondan sonra tekrar işçiler elden geçirerek kalan tüyler ve çekirdekler ayıklanır. Ondan sonra tekrar elde ettiğimiz, kapçık adına verdiğimiz kuşburnu taneleri suda yıkanarak şeker ballandırdıktan sonra kazanda pişirilir ve buna bir miktar bal, limon tuzu ve limon suyu ekleyerek üretimimizi gerçekleştirmekteyiz. Sıcak dolum yaparak raf ömrünü uzatmaya çalışıyoruz. Çünkü herhangi bir koruyucu katkı maddesi koymadığımız için yani uzun ömürlü olması biraz zor. Bunu da sıcak dolum yaparak korumaya çalışıyoruz. Asıl amacımız yeni ürünler elde etmek. Ve bu yeni ürünlerle iç piyasada, daha çok dış piyasada bir katma değer üretmek. Ve Türkiye'nin büyümesinde az da olsa, küçücük de olsa bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu ürünü bu noktaya getirinceye kadar onlarca defa denemeler yaptım. Hüseyin Özgün adlı arkadaştan da destek aldım. Onlar taze kuşburnudan yapıyorlarmış. Ben taze kuşburnudan yaptım, kuru kuşburnudan yaptım, şekerle, balla yaptım
ve en son standartlarımı oluşturdum. Yani bu bir yıllık bir süreç. Şu anda bir yıldır deneme aşamasında olan bu ürünü şu anda standartlarını oluşturarak üretmeye başladım. Çok çok beğenildi. Bu ürün tadı, lezzeti çok beğenildi. Fuarlara gittim, fuarlarda tattırdım. Çok beğenildi. Kuşburnu bir kez doğal yetişen bir yaban meyvesidir. Yani herhangi bir ilaçlama vesaire yoktur. C vitamini bakımından çok çok zengin bir üründür. Bir avuç kuşburnu da bir sandık portakalla eşdeğer C vitamini bulunmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. O nedenle bu koronavirüsü gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. Yani gribe karşı koruyucu etkisi vardır. Mayasıla, idrar yollarına çok faydası vardır. Ve biz buna bal ilave ederek yaptığımız için de biraz daha etkisini artırmaktayız. Kuşburnuyu yani daldan toplayıp reçel haline getirinceye kadar çok zorlu aşamalardan geçiyor. Tabii ki bu süreç çok uzun bir süreç. Yani böyle bir ayva reçeli, vişne reçeli, kayısı reçeli gibi hızlı yapılacak bir süreç değil. Ben şu anda bu üretmiş olduğum meyve taneli kuşburnu reçelinin patent başvurusunu yaptım. Patentini almak üzereyim. Kasım ayında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın organize etmiş olduğu helal fuarına, uluslararası helal fuarına katılarak ihracat yapmayı hedefliyorum. Gelecek yıllar içerisinde de yine yabani meyvelerden yeni yeni ürünleri ürün yelpazemize katacağız inşallah. Zaman ve istedim. Az dur. Ellemesin dedim. O ayarlar.